Πάμε λοιπόν στο θέμα στο οποίο είχα προαναγγείλει. Επιθετική διπλωματία των τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Yunanistan'ın Blue Sky TV kanalında Yannis Theodoratos'un sunduğu Tarihin Anahtarı adlı programında bu hafta Türk SİHA'larına geniş bir şekilde yer vermiş. Şimdi bu programda Türk SİHA'ları ile ilgili neler konuşmuş, programın ilk kısmına bir bakalım. O zaman önceki programda haberini verdiğim konuya geçelim. Türk Silahlı İnsan Savaş Araçlarının Diplomasisi. UAV, UCAV, Silahlı İnsan Savaş Aracı. Yani saldıran, savaşan uçaklar. Bu Bayraktar'ın, Aksungur'un ve programda konuşacağımız Kızıl Elma'nın niteliğine ve misyonuna uygundur. Türkiye'nin tam olarak bu aracıdır. Çünkü bu aynı zamanda bir dış politika aracıdır. Silahları yurt dışına ihraç ettiğinizde dış politika aracına sahip olursunuz. X teknolojisi, orta ile yüksek teknoloji silahları yurt dışına sattığınızda. Ayrıca burada Türkiye'de yüksek teknoloji denilenleri görüyoruz. Gerek uluslararası satranç tahtasında, gerekse uluslararası diplomaside bu noktalarda puanların katlanarak arttığı açıktır. Ama bu noktada şunu söylemeliyiz. Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı ile yakın ilişkisi olan bir şirket olduğu aşikardır. Bu kimsenin saklamadığı bir gerçek. Sayın Bayraktar, Baykar şirketinin sahibi, aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın damadı. Bu yüzden bazılarının güvence altında alındığı açıkçası algılanabilir ayrıcalıklı ilişkilerdir. Ama oldukça çalışkan olduğu için ve fırsatları iyi kullanmayı bilen bir adam olduğu için bu yüzden teknolojinin fırsatını çok iyi yakaladı. Geliştirerek ve lisanslayarak ve aynı çalışmayla bir dizi insansız hava araçları platformu ortaya çıkardı. Tay olarak da bilinen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilenlerle birlikte artık uluslararası pazara çıkıp özelliği olan bir ürünü satabilenlerdir. Karakteristik özellikleri maliyettir. Bir Bayraktar TB2'nin yaklaşık maliyeti $5,5 milyon. Bir Reaper ise yaklaşık onun 6-7 katıdır. Bu yüzden uluslararası pazara girebilmek için iyi bir araç haline geliyor. Ve böyle bir şey bulmak zor ama sadece bu mu? Hayır. İnsansız bir sistem sadece bir platform değildir. Aynı zamanda sensörler ve silahlardır. Peki ilk etapta sensörleri veren kimler? Batılı şirketler geçtiğimiz yıllarda Türk sanayilerini yönlendiren ve satış yapmalarını sağlayan şirketlerdir. Örneğin L3Harris. Kritik bir eleman. Bir elektro-optik sensör verildi. Ve TB2'nin operasyonel kapasitesinin ve başarılarının tam olarak bu elektro-optik sistem sayesinde mümkün olduğunu düşünüyorum. En azından yaptırımlardan sonra bu artık yasaklandı. Ve gerçek şu ki, eğer doğru hatırlıyorsam, onlara MX-15 verildi. Ancak Aselsan'ın Türk tasarımı bir sistem CATS ile değiştirilmek zorunda kaldılar. Ve bu nedenle iyi sonuçlar alamadılar. Bunun sonucunda Kuveyt, Polonya ve Fas Türk elektronik sensörünü reddetti. Ve Kanada sistemini seçtiler. Ama burada size başka bir şey söylemek istiyorum. Türkiye ambargodan çıkmadı. Elbette. Türkiye S-400'lerle Katsa'nın temel ilkelerini ihlal eden ülke değil mi? Elbette.
Peki bugün nasıl Türk insansız hava araçlarının başarılı ticaret rotalarını konuşabiliyoruz? Bu noktada, bu özel noktada dostlara ve müttefiklere ticari bir işlem bağlamında ve gerçekleşenlerin tehlikeli olduğunu ve sadece etik kurallarına değil, Türk emperyalizminin ne anlama geldiğini çok iyi bilen ülkeler tarafından ifade edilen toplu güvenlik ruhuna da aykırı olduğunu belirtmeliyiz. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα.